15 Temmuz, evet, ülkemiz açısından, demokrasimiz açısından, milletimizin iradesinin tecellisi açısından çok önemli bir gün. Dolayısıyla bizler de yerel yöneticiler olarak Sayın Genel Başkanım hem bulvarlarımıza şehitlerimiz, Şanlıurfa 4 şehit verdi o akşam, Şanlıurfa'lı hemşehrilerimiz isimlerini verdi. Şimdi 15 Temmuz'u unutmamak adına Eyüp Belediye'miz çok güzel bir anıtla bunu geleceğe taşıyor. Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak da Necmettin Cevher Bulvarı üzerinde Halil'i ilçemizde gerçekleştirmiş olduğumuz protokol yolunda iki tane köprülü kavşağı, 15 Temmuz Şehitler Köprülü Kavşağı ve 15 Temmuz Demokrasi Köprülü Kavşağı meclisimiz, meclis başkan vekilimiz ve arkadaşlarımızla, gruplarımız, grup başkanımızla yapılan istişarede karara bağlanmıştır. İnşallah pazartesi resmi olarak meclisimiz toplanıyor ve o kararla birlikte biz 15 Temmuz'u hiçbir zaman bu milletin unutmaması adına belediye başkanları olarak elimizden geleni yapıyoruz. Eyüp Belediye'mizi kutluyorum. Rabbim hiçbir zaman böyle karanlık geceleri vermesin. Ama milletimizin duruşu, cansiperane duruşu, canıyla duruşu, vatanını savunuşu gerçekten dünyaya da bir destan mücadelesi olarak tarihe iz bırakmıştır, yazılmıştır. Bir dönüm noktası oldu tarihimizde. Belki bunun değerini daha sonra daha iyi anlayacağız. Yeniden ortak değerlerimizin kıymetini hatırlamak noktasında, elimizdeki güzelliklerin kıymetini bilme noktasında Allah-u Teala bir fırsat daha verdi bize. Toprağı vatan yapan şehitlerdir, şehitlerin kanıdır. Şehitlerin kanıyla toprak vatan ismini alır, vatan niteliğine kavuşur. Ve bizim tarihimizde gerçekten milletin iradesine, milletin egemenliğine, bir başka ifadeyle milletin hukukuna kastetmeye yönelmiş teşebbüslere karşı aziz milletimiz hep göğsünü siper etmiş. Ama 15 Temmuz darbe teşebbüsüne karşı aziz milletimizin darbecilerin meydanlara çıkışından itibaren, televizyonlara haber konusu oluşundan itibaren, sağına soluna bakmadan, kim var demeden, kararını vererek, komşusunu haberdar ederek, darbecileri akamete uğratmak için hep birlikte sosyal yaşam tarzı ayrımı yapmadan, etnik ayrıma düşmeden, kimlik ayrımı içerisinde olmadan, genç, yaşlı, kadın, erkek demeden aziz milletimiz meydanlarda darbecilerin karşısında sürüyor.